Bugün meslek yüksek okullarında uygulamalı eğitimler, uygulama yönergesi hakkında arkadaşlar size bilgilendirme toplantısı yapacağız. Yine işte uygulamalı eğitimler, uygulama yönergesi arkadaşlar staj dersiniz ve işletmede mesleki eğitim dersini kapsayacak. Bununla ilgili size bilgilendirme toplantısında bilgiler vereceğiz. Önemli bilgiler. Bunları kaçırmamanız gerekiyor arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar daha önce bizim meslek yüksek okullarında uygulamalı eğitimler komisyonundan önce staj komisyonlarımız vardı. Artık staj komisyonlarımız yok. Bunların yerine uygulamalı eğitimler komisyonumuz var. Bu uygulamalı eğitimler komisyonu arkadaşlar işletmede mesleki eğitim veya staj sonunda elde edilen kazanımların ölçme ve değerlendirme işlemlerini yapar veya bu işlemi yaptırmak üzere sorumlu öğretim elemanının da yer aldığı alt komisyonlar oluşturulabilir. Tabii ki bazen birim bazında arkadaşlar tek bir uygulamalı eğitimler komisyonu da olabilir. Bölümler bazında da arkadaşlar veya programlara da indirgenebiliyor. Sorumlu öğretim elemanının görev ve yetkisi, öğrencilerini bilgilendirmek ve yönlendirmek, çalışma koşullarının uygunluğunu denetlemek, arkadaşlar, öğrencinin takibi için iş yeri ve işbaşı eğitmeni ile belli aralıklarla irtibata geçmek, çalışma hayatının sosyal, psikolojik ve benzeri yönleriyle ilgili destek sağlamak. Tabii ki artık arkadaşlar stajlarımızda, mesela yaptığımız stajlarda danışman hocalarımız sizi arayacaklar. Hatta arkadaşlar ziyaretlerinize de gelebilecek. Bunun da bilgisini vereyim size arkadaşlar. Danışmanlığı yapılan öğrencilerin basılı belgelerini MEOK tarafından belirlenen tarihlerde değerlendirmek üzere toplamak. Şimdi arkadaşlar daha önce mesela yaz tatilinde yani herhangi bir zaman dilimi içerisinde stajlarımızı yapabiliyorduk. Fakat bu artık arkadaşlar sınırlandırılacak. Meslek Yüksekokulu MEOK Müdürler Kurulu tarafından arkadaşlar bu tarihler yayınlanacak. Şu an uygulama kılavuzu hazırlandı. Bu MEOK Müdürler Kurulu'ndan ve Senato'dan geçtikten sonra arkadaşlar sizinle paylaşılacak. Tabii ki burada arkadaşlar önemli bilgiler var. Hangi alanlarda staj yapacaksınız? Alanınızla ilgili olan yerler. Yapmanız gereken stajda, işletmede mesleki eğitimle ilgili işlem basamakları da yine uygulama kılavuzunda yer alınacak arkadaşlar. Öğrencilerin stajla ilgili dosyalarını incelemek, yani sorumlu öğretim elemanı arkadaşlar ne yapacak? Dosyalarınızı inceleyecek ve değerlendirecek ve staj sınavınızı yürütecek. Yani artık tabii ki ilerleyen aşamada da bahsedeceğiz arkadaşlar. Tabii ki staj yapmayla bitmeyecek arkadaşlar. Staj sonunda da dönem içerisinde arkadaşlar staj dersiniz artık 5 AKTS. Bununla ilgili de bir sunum yapacaksınız ve o sunumdan aldığınız notlarla birlikte arkadaşlar geçip geçmediğiniz belirlenecek. Yine danışman öğretim elemanı arkadaşlar sizin notlarınızı OBS'ye girecek ve staj dersi uygulama kılavuzunda belirlenen iş ve işlemlerini yerine getirmekle yükümlü. Staj programların eğitim müfredatlarının 3. yarı yılında yer alan staj dersidir. Arkadaşlar bazen işte karıştırıyoruz. Staj nedir? İşletmede mesleki eğitim ne zaman yapılır? Bununla ilgili sürelerde sıkıntılar oluyor. Staj arkadaşlar yaz tatilinde yapıyoruz. İşletmede mesleki eğitim dönem içinde yapılan bir ders arkadaşlar. Yine 3. yarı yılda arkadaşlar notlandırmaya giriyoruz. Yani öğrencimiz 2. yarı yılın sonundaki yaz döneminde ne yapabilir? Stajını yapabilir arkadaşlar. Staj dersi 5 AKTS kredisinden az, 10 AKTS kredisinden fazla olamaz. Bizim de zaten bütün müfredatlarımızda arkadaşlar 5 AKTS olarak fixlendi bu durum. Staj uygulamasının güz, bahar ve yaz ders dönemlerine denk gelmemesi esastır. Ancak ders ve sınav günlerinde olmamak kaydıyla dönem işlerinde de staj uygulaması yapılabilir. Burada arkadaşlar
Nedir mesela? Sizin tek bir dersiniz kalmıştır. O ders işte nedir? Pazartesi günü veya cuma gündür. Yani bir tane dersiniz. Haftada 4 gününüz kalıyor veya hafta sonunda çalışacaksanız arkadaşlar 5 gün ne yapabilirsiniz? Dönem içerisinde de staj yapma imkanı arkadaşlar size, yani staj yapmak için yolunuz açılmış oluyor. Tek dersin, yani dönemi bitirip staj yapmak yerine, yani tek dersiniz de kalsa arkadaşlar o dönem içerisinde staj yapabileceksiniz. Geçerli mazereti olan öğrenciler mazeretlerini belgelemek kaydıyla ve meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararıyla staj uygulamasını araştırma, ödev, proje gibi etkinlikler yoluyla tamamlayabilir. Yine bununla ilgili arkadaşlar uygulama kılavuzunda, yani mazereti olan öğrencilerin stajına yönelik bilgilendirmeler yapıldık. Orada daha detaylı olarak açıkladık arkadaşlar. Yine çıktığında da kılavuzumuzu inceleyebilirsiniz. Etkinliklerin yürütülmesiyle ilgili usul ve esaslar MEYOK Müdürler Kurulu tarafından belirlenir ve staj uygulama kılavuzunda gösterilir. Bununla ilgili arkadaşlar daha önce dediğim gibi staj uygulama kılavuzumuz hazırlandı. Arkadaşlar senatodan geçtiğinde de sizin için paylaşımımıza açılacak. Öğrencilerin yapacağı staj eğitiminin süresi 23 günden az olmamak kaydıyla MEYOK Müdürler Kurulu tarafından belirlenir ve staj uygulama kılavuzunda gösterilir. Arkadaşlar 31 Aralık'ta MEYOK Müdürler Kurulu'nda ve daha sonra da Senato'da alınan karar doğrultusunda arkadaşlar bütün öğrencilerimiz için staj süresi 20 iş günü olarak düzenlendi arkadaşlar. Bütün öğrencilerimiz eski yeni hepsi artık 20 iş günü staj yapabilirler. Bir hafta 5 iş günü olarak kabul edilir. Ancak staj yapılan iş yerinin uygulamaları ve mesleğin çalışma şartlarına göre en fazla 6 güne kadar kabul edilir. Resmi tatil günlerinde yapılan çalışmalar staj süresinden sayılmaz. Staj dersinin uygulanması 1. sınıf bahar yarıyılı bitiminden itibaren başlar. Staj uygulaması güz, bahar ve yaz dönemleri ve sınavları ile aynı tarihlere denk gelmeyecek şekilde MEYOK tarafından her yıl belirlenen tarih aralığında yapılır. Belirlenen tarihler dışında yapılan stajlar geçersizdir. Ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuki veya idari sorundan Yozgat Bozok Üniversitesi sorumlu değildir. Yine arkadaşlar dediğim gibi kılavuzumuzda bununla ilgili önemli tarihleri yayınlayacağız. O tarihlere bağlı kalırsanız arkadaşlar güzel olur. MEYOK tarafından belirlenen tarihler dışında staj uygulaması yapılabilmesi, öğrencinin staj uygulamasını aksatacak kayıtlandığı ders bulunmaması halinde uygulamalı eğitimler komisyonu kararı ile belirlenen tarihler dışında staj yapılabilir. Yine burada da arkadaşlar MEYOK tarafından belirlenen tarihler dışında da staj yapabilirsiniz. Fakat bununla ilgili de bir geçerli mazeretinizin olması gerekiyor. Bununla ilgili staj haftalık 2 saat uygulama ders saati olarak öğretim elemanına tanımlanır arkadaşlar. Öğrenciler talep etmesi durumunda isteğe bağlı staj yapabilirler. Yani burada arkadaşlar siz 20 iş günü staj yaptınız fakat siz bir staj daha yapmak istiyorsunuz. Bununla ilgili arkadaşlar staj yapabilirsiniz. İsteğe bağlı stajlarda sigorta işlemleriyle ilgili yönerge ve mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanır. İsteğe bağlı staj ücret konusunda Yozgat Bozok Üniversitesi taraf değildir. İsteğe bağlı staj öğrencinin transkribinde ve diploma ekinde gösterilir. İsteğe bağlı staj ile ilgili tüm durumlar bu yönergede yer alan staj işlemleri, hükümleri uygulanır. Staj isteğe bağlı stajda kullanılacak belgeler MEYOK tarafından hazırlanan ve Yozgat Bozok Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından kaydedilen ve yayınlanan formların kullanılması gerekmektedir. Bununla ilgili arkadaşlar formlarımız var. Birazdan size onlarla ilgili formları da göstereceğim arkadaşlar. Staj uygulaması için arkadaşlar staj defteri belgeleri öncelikle elektronik ortamda kullanılır.
bu belgelerin dışında kalan ve elektronik ortamda kullanılması mümkün olduğu ilan edilen staj belgelerinin de basılı olarak kullanılmasına yer kalmamaktadır. Bu belgelerin kullanım zamanı, şekli ve sırası gibi uygulamaya yönelik faaliyetler MEYOK staj dersi uygulama kılavuzunda da belirlenecek. Staj ve isteğe bağlı staj yapacak öğrenciden uygulama yapacağı iş yeri tarafından bu yönergede belirtilen belgeler dışında sağlık raporu ve benzeri başka bir belge istenmesi durumunda Yozgat Bozok Üniversitesi bu belgelerin temininde, ulaştırılmasında ya da işleme konulmasında taraf değildir. Staj devamlılığı zorunludur. Staj eğitiminde kabul edilebilir mazereti, kaza, sağlık sorunları, birinci derece yakınlarının vefatı ve benzeri durumlarda arkadaşlar, bunu belgeleyen öğrenciye kurum yetkilisi ve danışman öğretim elemanı tarafından uygun görülmesi durumunda toplam staj gününün %10'una kadar izin verilebilir. Öğrenci mazereti kabul edildiği ve izinli sayıldığı günleri staj bitiminin sonunda telafi eder. Bu sürenin üzerinde devamsızlık yapan ya da staja 3 gün üst üste mazeretsiz devamsızlık yapan öğrencinin stajı kesilir ve başarısız sayılır. Eğitim müfredatlarının 3. yarı yılında yer alan staj dersine arkadaşlar %80 oranda katılım zorunludur. Yani bizim arkadaşlar 3. dönem bizde müfredatımızda staj dersimiz var. Yazın yaptığımız stajı arkadaşlar 3. dönemde sunumlarını yapacağız. İşte 15 dakika, 20 dakikalık stajla ilgili arkadaşlar sunumlar yapacaksınız. Bu sunumlarda her öğrencinin %80 oranında katılımı zorunludur. Yani diğer arkadaşların da yaptıkları sunumlar arkadaşlar, yani staj yapmayan, yapan veya yapmayan diğer öğrenciler de %80 oranında katılmakla zorunludur. Staj yerleri, staj meslek yüksekokulu müdürlüklerinin teklif ettiği ve MEYOK Müdürler Kurulu'nun staj uygulama kılavuzunda belirlediği nitelikteki kurum, kuruluşlar ve birimlerde yapılabilir. Belirlenen niteliklerin dışında kalan birim ya da kurum ve kuruluşlarda staj yaptığı tespit edilen öğrencinin stajı iptal edilir ve başarısız sayılır. Öğrencinin staj yapacağı kurum kuruluşu bulmak ve staj öncesi staj uygulaması, staj sonu işlemlerinin takibi öğrencinin sorumluluğundadır. Öncelikli olarak arkadaşlar staj yerini bulduğumuzda ne yapıyoruz? Tabii ki önce danışman hocamıza imza attırmamız gerekiyor. Yani danışman hocamızın siz bu kurumda, işletmede staj yapabilirsiniz diye bir onay verdiği takdirde müdürlüklerimiz onayladıktan sonra o yerde arkadaşlar staj yapabilirsiniz. Bununla ilgili staj aşamalarımız var arkadaşlar. O aşamalardan da yararlanabilirsiniz görsel olarak. Onu da birazdan size göstereceğim. Staj yapabilme şartları. Staj yapacak öğrencinin öğrencilik durumunun her yıl MEYOK tarafından belirlenecek staj hazırlık işlemleri tarihlerinde aktif olması koşulu aranır. Ancak geçerli mazeretleri olan ve kayıt donduran öğrenciler staj başlama tarihinden 7 gün önce tüm staj hazırlık işlemlerini tamamlamak koşuluyla uygulamalı eğitimler komisyonuna başvuru yaparsa başvurusu kabul edilir. En azından arkadaşlar bir hafta önceden bütün işlemlerimizi hazırlamamız gerekiyor. Ve yine bizim stajla ilgili ve işletmede mesleki eğitimle ilgili protokollerimiz var. Bu protokollerimizi doldurarak arkadaşlar staj yapabilirsiniz. Yine protokollerimizi 2 nüsha veya 3 nüsha olarak doldurabilirsiniz. Danışmanda, şirkette yaptığınız, staj yaptığınız yerde ve arkadaşlar sizde bir nüshası kalabilir. Muafiyet, öğrenim gördüğü program ile ilgili bir işte en az bir yıl çalışmış olan öğrenciler, çalışma süresi ve unvanını belgeleme kaydıyla iş yeri uygulaması dersinden muaf tutulabilir. Çalışma süresi ve unvanını ispatlamak için istenen belgeler, SGK hizmet döküm belgesi, iş yerindeki görevi açıklayan iş yeri çalışma belgesi. Arkadaşlar burada eğer alanınızla ilgili, işte makina, elektrik, bilgisayar veya sağlık alanları ile ilgili veya da diğer adalet
gibi alanlarımızla ilgili arkadaşlar çok fazla bölümümüz var. İlgili alanınızda, yani okumuş olduğunuz ilgili alanda SGK hizmet döküm ve çalışma belgesini ispatlarsanız arkadaşlar, staj dersinden ve 19 AKTS'lik arkadaşlar işletmede mesleki eğitim. Yani arkadaşlar buradan ne yapabilirsiniz? Muaf olabilirsiniz arkadaşlar. Yani hem stajdan hem de işletmede mesleki eğitim dersinden arkadaşlar muaf olma imkanınız var. Tabii ki bunun da şartı alanınızla ilgili meslek kodunuzun da tutması gerekiyor arkadaşlar. Eğer tutarsa nedir? Bir yılda, en az bir yılda bu dokümanı eğer garantilediyseniz arkadaşlar ne yapabilirsiniz? İşletmede mesleki eğitim ve staj dersinden muaf olabilirsiniz. Böyle bir imkanınız var. Çift anadal programlarına ait staj uygulamalarında anadallar arasında intibak yapılmıyor. İntibaklarda arkadaşlar yine çaplarda da stajımızı yapmamız gerekiyor. Tüm belgeler her yıl MEYOK tarafından belirlenen ve ilan edilen tarihlerde staj danışmanına imza karşılığı teslim edilir. Yani arkadaşlar stajımız bittikten sonra ne yapıyoruz? Staj danışmanımıza teslim ediyoruz ve verdiğinize dair de imzanızı atıyorsunuz arkadaşlar. Mücbir sebeplerden dolayı posta yoluyla teslim edilmesi gereken belgeler ile ilgili Meslek Yüksekokulu Yazı İşleri Birimi tarafından teslim alınarak ilgili öğretim elemanına tutanak karşılığında teslim edilir. Elektronik belgelerin basılı belge olarak teslim edilmesi gerekmemekle birlikte veri girişinin istenilen zaman aralıklarında yapılması yeterlidir. Elektronik ya da basılı evrakların nihai değerlendirmesini Uygulamalı Eğitimler Komisyonu yapar. Usul ve esasları MEYOK tarafından ilan edilen staj uygulama kılavuzunda düzenlenir. Yine ön koşullar, staj dosyasının değerlendirmeye alınabilmesi için iş yerinin kabul edilmiş olması, yani staj yerinin arkadaşlar size uygun olduğuyla ilgili bir kabul yazısı olması gerekiyor. Elektronik veya basılı belgelerin tam olarak doldurulmuş olması, staj başvurusu başlama bitiş ile ilgili ilan edilen tarihlere uyulması. Bununla ilgili arkadaşlar dediğimiz gibi uygulama kılavuzumuz hazırlandı. Bu MEYOK Müdürler Kurulu'nda ve daha sonra Senato'da geçildikten sonra arkadaşlar sizinle paylaşılacak. Bu önemli tarihlerde kılavuz içerisinde yer alır. Stajın değerlendirmesi, staj değerlendirmesi, işletmede staj defterinin değerlendirmesi, işletme değerlendirme formu puanlaması ve staj sınav notunun ağırlıklı ortalaması alınarak yapılıyor. Bu hesaplamada arkadaşlar işletmenin işletme defterine verdiği notun %30'u, yani firmanın verdiği puanın %30'u arkadaşlar. Sorumlu öğretim elemanının işletmede staj defterini değerlendirmesinin %30'u ve 3. dönem almış olduğunuz staj dersinde bu yaptığınız stajla ilgili arkadaşlar yaptığınız sunumun %40'ı ne yapacak arkadaşlar? Sizin staj dersinden geçme durumunuzu belirleyecek. Staj sınavı eğitim müfredatının 3. yarı yılında yer alan staj dersi içerisinde diğer öğrencilerin de katılımcı dinleyici olarak katılacakları bir ortamda şeffaf ve adil değerlendirme kriterleri doğrultusunda sunum şeklinde yapılır. Yani burada arkadaşlar uygulamalı eğitim komisyonumuz ya oradaki staj komisyonumuz işte 2 veya 3 kişiden oluşan komisyonumuz sizi dinleyecek ve sizin sunumlarınıza not verecek ve daha sonra onların aritmatik ortalaması alınıp %40'ı eklenecek sizin işletmede işletmenin verdiği puanın ve ders öğretim elemanının arkadaşlar staj defterine verdiği puana ne yapacak? Bir de staj sunumunun sonucunda aldığınız puanın %40'ı eklenerek sizin notunuz belirli olacak. Staj performansının değerlendirilmesinde asgari şartlar. İşletme değerlendirme formunda belirtilen kriterlerden en az 60 puan almak.
Yani burada öğrencimiz 59 puan aldı veya 60 puan aldıysa stajını tekrar yapmak zorunda kalacak. Staj sınavı değerlendirme kriterlerinden en az 60 puan alması gerekiyor. Bütün değerlendirmelerde de en az 60 puanı sağlaması gerekiyor. Staj performansı yeterli görülmeyen öğrencilerin stajlarını yinelemesi zorunludur. Öğrenci staj sınavı performansından başarısız görülürse ikinci sınav hakkı öğrenciye tanımlanıyor arkadaşlar. Yine burada arkadaşlar staj dersi harf başarı puan skalamızda yine Senato'dan çıktı arkadaşlar. İşletmede mesleki eğitim ve staj dersi ile ilgili arkadaşlar başarı puan skalamız bütün birimlerimizde sabit. Bununla ilgili 64'te işte 65'in altı arkadaşlar başarısız stajda 65 ve üzeri arkadaşlar staj dersinde başarılı oluyor öğrencilerimiz. Evet. Staj belgelerinin teslimi ve değerlendirmesi. Basılı ve elektronik staj belgeleri meslek yüksekokulu tarafından 3 yıl süreyle saklanır. Staj notlarının öğrenci bilgi sistemine giriş işlemlerinden sorumlu öğretim elemanı tarafından yapılır. Staj yapan öğrenciler, yüksek öğretim kurumları öğrenci disiplin yönetmeliği, staj yaptıkları iş yerinin çalışma, disiplin ve iş güvenliği ile ilgili kurallarına uymak zorundadırlar arkadaşlar. Yine arkadaşlar staj dersi olsun, işletmede mesleki eğitim dersi olsun, firmaları ziyaret ettiğimizde arkadaşlar gösterilen yani söylenen söz şu, bizim çalışma ortamımıza uysunlar, bizim iş disiplinimize öğrencilerin uymasını istiyorlar. Yani tekrar yinelediler arkadaşlar bu durumu. Size de aktarayım. Staj yapan öğrenciler staj yerlerini iş yeri eğitici personel ve sorumlu öğretim elemanı ve kurum amirinin bilgisi olmaksızın değiştiremezler. Staj yerlerinden ayrılmalarını gerektirecek zorunlu hallerde sorumlu öğretim elemanı ile eğitici personel veya kurum amirinden izin almak zorundalar. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir durumumuz var. Tabii ki hasta oluyoruz. Ne oluyor mesela? Veya COVID olduk mesela. 10 gün karantinadayız. Stajımıza gidemedik. Fakat arkadaşlar üniversite sizin için sigorta ücreti yatırıyor. Şimdi buradaki sigorta ücretinde arkadaşlar yani bu sürekli siz hasta olduğunuzu bize bilgisini vermediğiniz zaman bu sigorta devam eder. Bunun için arkadaşlar eğer böyle bir durumunuz varsa hemen ne yapın? Danışman hocanızla irtibata geçip durumunuzu anlatın arkadaşlar. Onlar da muhtemelde hemen ne yapabilir? Muhtemelde bilgi vererek sigortanızı durdurabilir. Bununla ilgili de arkadaşlar azami dikkat edersek memnun oluruz. Bununla ilgili çünkü geçmişte de sıkıntılar yaşıyoruz. Öğrencilerimiz mesela COVID oluyor mesela. Tamam 10 gün sigorta ücreti yaptı. Biz öğrenciyi ne yaptık? Stajını bitirdi olarak sanıyoruz. Fakat öğrenci stajını bitirmemiş. Mesela COVID olmuş. Hiçbir danışman hocasının haberi yok. Sigortası da bitti. Firma diyor yeniden sigorta girişi yaptırmanız gerekiyor. Bununla ilgili de işte ilgili birimlerimiz tabii ki kolaylık sağlıyor ama bununla ilgili de arkadaşlar dikkat edersek memnun oluruz. Çünkü sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bununla ilgili arkadaşlar bilgiler de paylaşayım. Staj eğitimi yapan öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primlerinin staj eğitimi süresince öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumu tarafından ödenmesi zorunludur. Stajlarda arkadaşlar sigortanızı üniversitemiz yapıyor. Staj eğitimini yurt dışında yapan öğrenciler sigorta hakkından yararlanamazlar. Ücret öğrencilere staj eğitimi süresince üniversite tarafından herhangi bir ücret ödemesi yapılmaz. Staj süresince işletmenin öğrenciye ücret ödeyip ödenmemesi veya ödenecek ücretlerin miktarı taraflar arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Üniversiteye bağlı birimlerde staj yapan öğrencilere herhangi bir ücret ödemesi yapılmıyor arkadaşlar. Yurt dışı işletmelerde staj öğrenciler meslek yüksekokullarında uygulamalı eğitimler uygulama yönergesi çerçevesinde stajlarını yurt dışında yapabilirler.
öğrenci tarafından uygulamalı eğitim komisyonuna sunulan belgeler uygun bulunması halinde stajına izin verilir. Uygulamalı eğitim sisteminin uygulanacağı programlara bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle her yıl Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosu MEYOK'un teklifiyle YÖK tarafından yayınlanan uygulamalı eğitime geçebilecek programlar listesi doğrultusunda karar verilir. Yine burada arkadaşlar işletme ve mesleki eğitimle ilgili senatonun alınacağı kararı belirtiyor. Onunla ilgili de bilgilendirme yapacağım. Bir de arkadaşlar 2021-22 eğitim öğretim yılından önceki dönemler, mesela nedir? 2016, 2017, 2018 kayıtlı öğrencilerimiz olabilir. Bu yönergede de arkadaşlar muafiyet hakları bir yıl süreyle arkadaşlar saklı kalıyor. Bir akademik yıl boyunca bu arkadaşlarımız staj ve işletmede mesleki eğitim derslerinden muafiyet işlemlerini yapabilirler. Evet arkadaşlar, yine bununla ilgili staj aşamalarımız var arkadaşlar. İşte nedir? Sizinle ilgili tabii ki görselimizi biraz daha değiştireceğiz arkadaşlar. Sizin için staj aşamaları, hangi aşamaları yapmanız gerekiyor? Adım adım arkadaşlar anlatıldı. Bu staj aşamalarına yani harfiyen riayet edersek arkadaşlar, yani stajımız başarılı bir şekilde tamamlanır. Burada adım adım arkadaşlar neler yapmanız gerektiğini size açıkladık. Yine bununla ilgili de bilgilendirmeler arkadaşlar staj uygulama kılavuzunda bulabileceksiniz. Yine burada arkadaşlar internet sitesinde tabii ki yönergelerimiz vesaire var. Bunları incelemeniz gerekiyor arkadaşlar. Muhakkak yine bilgilendirme toplantısı yapıyoruz ama yönergelerimizi okuyun. MEYOK Müdürler Kurulu tarafından yine staj tarihleri ve staj süreleri arkadaşlar bilgilendirilecek bununla ilgili. Demiştik zaten bütün birimlerinizde staj dersi arkadaşlar staj 20 iş günü olarak belirlenmişti. Bununla ilgili arkadaşlar firmayla ilgili staj tarihleri hakkında görüşmeler yapmanız, staj başvuru formu ve staj defterinin elde edilmesi, yine başvuru formunu danışman hocamıza tabii ki onaylatmanız ve bununla ilgili tabii ki daha sonra da arkadaşlar yine bu formun bir kopyasını saklamanız ve bununla ilgili de arkadaşlar nedir? Stajdan önce bir hafta önce en azından danışman hocamıza arkadaşlar staj yapacağınız veya da bu iş sözleşmesini belirtirseniz en azından o da muhtemel site bilgi vererek sizin arkadaşlar sigorta girişlerinizi yapacaklar. Bununla ilgili arkadaşlar yine staj aşamalarımız mevcut. Onları da inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Yine bununla ilgili arkadaşlar kabul sözleşmemiz var bakın. İşletmede mesleki eğitim ve staj dersiyle ilgili arkadaşlar veya stajla ilgili nedir arkadaşlar? Kabul belgesi ve sözleşmemiz var. Yine burada öğrencimiz kimlik bilgilerini yazıyor ve iş yerinin bilgilerini yazıyor bakın. İş yerinin bilgilerini yazdıktan sonra arkadaşlar ne yapacak burada? Danışman hocamıza onaylatması gerekiyor bakın. Yine burada öğrencimiz MEYO müdürlükleri var ve öğrenci işveren ve şurada da yine bununla ilgili öğrenci ve danışman yine alt taraf evet kabul eden öğretim elemanımız da ilgili bakın şurada sorumlu öğretim elemanının arkadaşlar imzası olması gerekiyor. Sorumlu öğretim elemanımız imzaladıktan sonra arkadaşlar müdürlüklerimiz tarafından da imzalanıp daha sonra da stajınıza başlayabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki önce ne yapıyoruz? Kuruma imzalatıyoruz. Yani kurumdan bir kabul yazısı gibi arkadaşlar bu iş sözleşmesini doldurmasını istiyoruz. Daha sonra bu kurumla ilgili tabii ki danışman hocalarımız uygunluğunu kontrol edecek. Tabii ki web sitesinden veya da tabii ki internet ortamında veya da telefonla arayarak tabii ki kurumdan bilgi alabilir. Size bu iş yerinin alanınızla ilgili olduğunu yani olduğu kanısına varırsa arkadaşlar bu firmalarda ne yapabilirsiniz? Staj veya işletmede mesleki eğitimi yapabilirsiniz. Yine bununla ilgili arkadaşlar yine işletme
Bakın yine öğretim elemanlarının staj dersinde arkadaşlar veya işletmede mesleki eğitim ve staj dersiyle ilgili yapacağınız sunumlarda arkadaşlar değerlendirme kriterlerimizle ilgili sayfamızda bu şekilde. Yine burada da arkadaşlar staj defterimiz var. Bunu yine web sitelerimizden karekodlu bakın. Yine bunu indirebilirsiniz ve temin edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu arkadaşlar stajla ilgili sunacaklarım bu şekilde. Şimdi arkadaşlar işletmede mesleki eğitime geçiyoruz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bu yıl, artık geçen yıl diyelim, 2021 yılında meslek yüksek okullarının bütün müfredatları değişerek artık ne yaptı? 3 artı 1 YOBU modeline geçişi sağlandı. Ve bu kapsamda arkadaşlar yine içerisinde işletmede mesleki eğitim dersimiz kondu. Yine uygulamalı eğitimler komisyonu ile ilgili zaten başlangıçta da arkadaşlar önemli bilgileri değinmiştik. Zaten aynı yönerge içerisinde olduğu için çok da uzatmıyorum. Öğrenci arkadaşlar, uygulamalı eğitim yapan öğrenciler, uygulamalı eğitimler esnasındaki izin veya devamsızlık sürelerine ilişkin işlemlerde öğrencisi oldukları yüksek öğretim kurumunun ilgili mevzuatı ile işletmenin resmi çalışma kurallarına tabidir. Yani işletmede mesleki eğitim dersi kapsamında arkadaşlar çalışma yani mesaisi nasılsa bulunduğu firmaya uymak zorundalar. Yönetmelik hükümlerine veya işletmenin resmi çalışma kurallarına aykırı davranan öğrencilerin uygulamalı eğitimleri başarısız olarak değerlendiriliyor. Şimdi arkadaşlar işletmede mesleki eğitim dersi dönem içinde yapılan işletmede mesleki eğitim dersi akademik takvime uygun olarak 3. veya 4. dönem süresince 13 hafta arkadaşlar ders programına uygun olarak nedir bizde? 19 AKTS arkadaşlar krediniz var. Yani arkadaşlar işletmede mesleki eğitim aldığınız zaman sizin zaten arkadaşlar 1. sınıf olduğunuz için gelecek yıl 2. sınıfta yani 3. ve 4. dönemlerinizde arkadaşlar Türk Dili, Tarih, İngilizce gibi dersleriniz, işte siber güvenlik veya alan dışı seçmeli dersleriniz arkadaşlar online. Bak bu neyi gösteriyor? Yani işletmede mesleki eğitime isterseniz memleketlerinizde yapabilirsiniz. Bu imkanı size sunuyor. Yani isteyen Yozgat içerisinde tabii ki yani diyebilir hocam ben memleketimde işletmede mesleki eğitim yapmak istemiyorum. Ben Yozgat'ta yapmak istiyorum derse de arkadaşlar yine Yozgat içerisinde danışman hocamız veya da orada uygulamalı eğitimler komisyonu tarafından arkadaşlar yönlendirilmesi yapılacak. Yine sorumlu öğretim elemanı yine haftalık 5 saat teorik ders saati olarak tanımlanıyor arkadaşlar. Tabii ki size 3 gün arkadaşlar 3 gün Pazartesi, Salı, Çarşamba gibi arkadaşlar işletmede mesleki eğitim dersini alabilirsiniz. Tabii ki bu süre 3 gün belki 4 günde veya 5 günde yapabilir misiniz? Yani derslerin ders programınız uygun olursa neden olmasın? Tabii ki onunla ilgili de arkadaşlar tabii ki Türk Dil, Tarih, İngilizce gibi derslerinizin ders saatleri de önemli olacak arkadaşlar. İş yeri uygulamasının etkin yürütülmesi amacına ulaşması için sınıflar şubelendirilebilir. Beşer kişilik şubelere bölünerek arkadaşlar hocalarımıza yani gruplar halinde pay edilebilir. Her bir şube için bölüm başkanlığının teklifiyle Meslek Yüksekokulu Müdürü tarafından İşbaşı eğitim danışmanı olarak bir öğretim elemanı görevlendirilir. İşletmede mesleki eğitim, bölüm veya programlarda işletmede mesleki eğitim veya uygulama kapsamında oluşturulacak uygulamalı eğitim şubelerindeki öğrenci sayısı 5'ten az olamaz. Ancak bölüm veya programlarda uygulamalı eğitim yapacak toplam öğrenci sayısının 5'ten az olması durumunda bir uygulamalı eğitim grubu oluşturulabilir. Aynı şubedeki öğrenciler farklı iş yerlerinde uygulamalı eğitimler yapabilir. İşletmede mesleki eğitimde kullanacak belgeler MEYOK tarafından hazırlanan ve Yozgat Bozok Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından kaydedilen ve yayınlanan formların kullanılması
gerekmektedir. İşletme değerlendirme formu ve işletmede mesleki eğitim belgeleri öncelikle elektronik ortamda kullanılır. Bu belgelerin dışında kalan ve elektronik ortamda kullanılması mümkün olduğu ilan edilen işletmede mesleki eğitim belgelerinin de basılı olarak kullanılmasına yer kalmamaktadır. Bu belgelerin kullanım zamanı, şekli ve sırası gibi uygulamaya yönelik faaliyetler mi yok, işletmede mesleki eğitim uygulama kılavuzunda belirlenir. İşletmede mesleki eğitim yapacak öğrenciden, uygulama yapacağı iş yeri tarafından bu yönergede belirtilen belgeler dışında sağlık raporu ve benzeri başka bir belge istenmesi durumda Yozgat Bozok Üniversitesi taraf değil. İşletmede mesleki eğitim dersinde ve uygulamalı derslere %80 oranında devam zorunludur arkadaşlar. Öğrenciler işletmede mesleki eğitim dersini meslek yüksekokulu müdürlüklerinin teklifiyle müdürler kurulu tarafından belirlenen ve ilan edilen nitelikteki kamu kurum ve kuruluşlar ile özel şirketlerde yapabilir. Yine arkadaşlar işletmede mesleki eğitim için arkadaşlar önemli bir noktamız. Şimdi arkadaşlar işletmede mesleki eğitim sizin için nedir? Neden? Çok önemli. Aslında çok önemli. Neden arkadaşlar? Çünkü şimdi İşkur'un burada işletmede mesleki eğitim yani işbaşı eğitim programı var. Siz işbaşı eğitim programı kapsamında işletmede mesleki eğitim yaptığınızda o iş yerinde arkadaşlar kalabiliyorsunuz. Nasıl kalabiliyorsunuz? Eğer firma sizi uygun yani firmaya kendinizi sevdirdiniz arkadaşlar o firmada dedi ki ben işletmede işbaşı eğitim kapsamında sizi işe alıyorum. İşte bu kapsamda arkadaşlar firma sizi işe aldığı zaman sizin sigortanız ve arkadaşlar maaşınız bir yıl boyunca devlet üzerinden ödenir. Yani devletiniz size bir yıl olarak yani firma üzerinde herhangi bir yükümlülüğünüz yok arkadaşlar. Yani sizin sigortanızı ve ücretiniz İşkur üzerinden arkadaşlar devletimiz ödüyor. Yani sizin için büyük bir imkan arkadaşlar. Onun için İşletmede mesleki eğitim yapacağınız firmaları iyi seçin arkadaşlar. Tabii ki kurumsal firmalar olması daha iyi olur. Sizin gelişiminiz açısından da çok önemli olur arkadaşlar. Tabii ki siz birinci sınıfsınız arkadaşlar. Şu an bununla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Yani biz işletmede mesleki eğitim nerelerde yapabiliriz? Tabii ki Yozgat içerisinde bizim belirlediğimiz yerler olacak. Tabii ki Yozgat dışında veya Yozgat içerisinde veya ilçelerde vesairede firmalar da olabilir. Yani onlarla da tabii ki iş protokolleri yaparak arkadaşlar oralarda işletmede mesleki eğitim yapabilirsiniz. Bu nedenle arkadaşlar yani işletmede mesleki eğitim için tabii ki gitmeniz için en az 2 ortalamanızın olması gerekiyor. Buna da dikkat etmeniz gereken bir husus bence. Çünkü yani en azından yani dersleri sıkı tutmanız gerekiyor. Eğer 2 ortalamanın altında olmazsa arkadaşlar, yani 2 ortalamanın altında olursanız işletmede mesleki eğitime gidemeyebilirsiniz arkadaşlar. Bununla ilgili işletmede mesleki eğitim yine dediğimiz gibi 3. veya 4. dönemde işletmede mesleki eğitim yapabilirsiniz. Yani firmaları iyi belirleyin arkadaşlar. İşkur bunun üzerinde çok büyük destekler veriyor. Ya bence bunu avantaja çevirme zamanı. Bununla ilgili arkadaşlar yani işbaşı eğitim kapsamında ne yapabilir? Firma sizi işe alabilir ve bu işe aldığında da arkadaşlar sizin sigorta ve maaşınızla ilgili kısım arkadaşlar İşkur üzerinden ödenir arkadaşlar. Bu da firma için büyük bir avantaj. Bunun da bilgisini vereyim arkadaşlar. Yine GANO 2 ortalama şartını sağlayamamış öğrenciler şartı sağlayana kadar iş yerinde yürütülecek olan işletmede mesleki eğitim dersini alamaz. Bunun için arkadaşlar GANO'muzun en az 2 olması gerekiyor. Bunu da önemli vurguluyorum arkadaşlar. Öğrenim gördüğü programla ilgili olarak ne demiştik arkadaşlar? Yine stajla aynısı. Eğer yine alanınızla ilgili işte çalışmış iseniz, yine meslek kodunuz uyuyorsa,
bölüm intibak muafiyet komisyonunuz değerlendirdiğinde uygun görülüyorsanız arkadaşlar, işletmede mesleki eğitim ve staj dersinden muaf olabilirsiniz. Tabii ki bu muafiyet de önemli arkadaşlar. İşletmede mesleki eğitim 19 AKTS, stajınız 5 AKTS, yani 24 AKTS'den muaf olabilirsiniz. Eğer alanınızla ilgili en az 1 yıl çalışmış iseniz arkadaşlar, bu 24 AKTS neredeyse bir dönem 30 AKTS arkadaşlar. Bir dönemi neredeyse boşa çıkartmış oluyorsunuz veya o dönemde Türk Dil, Tarih ve İngilizce dersini de alabilirsiniz. Yani sadece 6 AKTS eksiniz kalmış oluyor arkadaşlar. İşletmede mesleki eğitim dersi eğitici personel tarafından değerlendirilir. Nihai değerlendirme, işletme değerlendirme formu notu, işletmede mesleki eğitim defteri ve işletmede mesleki eğitim dönem sonu sınavı sonucunun ağırlıklı ortalamaların toplamı alınarak yapılır. Bunların dışında bir değerlendirme kriteri uygulanmaz. Yine burada arkadaşlar firmanın verdiğitmiş olduğu puanın %30'u, yine arkadaşlar işletme defterinin %30'u ve dönem sonu sınavının %40'ı alınıyor. Bununla ilgili arkadaşlar, başarılı olmak için iş yeri eğitim sonu sınavı en az biri kullanmak şartıyla sözlü veya sunum şeklinde yapılabilir. Eş değer programlar arasında aynı değerlendirme sistemi uygulanır. Yine arkadaşlar, işletmede mesleki eğitime girecek öğrencilerimiz için arkadaşlar başarı puanı skalası bu şekilde. Yani arkadaşlar, yine bütün meslek yüksek okulu ilimlerinde veya bütün meslek yüksek okullarında arkadaşlar bu başarı puanı skalası uygulanacak. Bu da arkadaşlar senatomuzdan geçen haftalarda geçti ve yürürlüğe artık girdi bakın. Yine 65 puana kadar arkadaşlar, yani 0-64 arası FF ile işletmede mesleki eğitimden başarısız oluyor. İşte 95-100 AA, işte nedir? 90-94 AB, 85-89 BA veya 80-84 BB, 75-79 BC, 70-74 CB ve 65-69 da CC notunu arkadaşlar alıyorsunuz bakın. Bu şekilde arkadaşlar başarı puanımız belirlendi. Tabii ki işletmede mesleki eğitim dersinde arkadaşlar puanınız ne kadar yüksek olursa kanununuz da arkadaşlar o kadar yukarıya çekilir. Öğrenciler işletmede mesleki eğitim dönem sonu sınavına bir defa katılabilirler. Öğrencilerin girebileceği sınav tarihleri ile ilgili birim yönetimi tarafından akademik takvimde öngörülen yarı yıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı tarihleri içerisinde belirlenerek ilan edilir. İşletmede mesleki uygulama dersinden başarısız olan öğrenciler dersi devam eden eğitim öğretim döneminde tekrar almak zorundadırlar. İş yeri uygulaması derslerinin bağlı değerlendirmesi Yozgat Bozok Üniversitesi ön lisans, lisans eğitim, öğretim ve sınav yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre yapılır. İş yeri eğitimi dersinin geçme notu arkadaşlar 65'in altında belirlenemez. 65 not arkadaşlar zaten geçme sınırımızdı. Başarı skalasında da görmüştük. İş yeri uygulaması yapan öğrenciler, yüksek öğretim kurumları öğrenci disiplin yönetmeliği, staj yaptıkları iş yerinin çalışma disiplin ve iş güvenliği ile ilgili kurallarına uymak zorundadırlar. İş yeri uygulaması yapan öğrenciler, öğrenciler işletmede mesleki uygulama yerlerini iş yeri eğitici personel ve sorumlu öğretim elemanı ve kurum amirinin bilgisi olmaksızın değiştiremezler. İşletmede mesleki uygulama yerlerinden ayrılmalarını gerektirecek zorunlu hallerde sorumlu öğretim elemanı ile eğitici personel veya kurum amirinden izin almak zorundadırlar. Sigorta işlemleri arkadaşlar, işletmede mesleki eğitim yapan öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primlerinin staj eğitimi süresince öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumu tarafından ödenmesi zorunludur. Tabii ki burada arkadaşlar, eğer siz işbaşı eğitim programı dahilinde işletmede mesleki eğitim dersini yaparsanız arkadaşlar, sizin sigortanızı İşkur ödüyor.
İşkur üzerinden, yani üniversitede bu yükümlülük kalkıyor. Sizin sigortanız İşkur üzerinden ödeniyor arkadaşlar. Bununla ilgili de zaten arkadaşlar İşkur'la protokol anlaşması yapılmıştı. İşletmede mesleki eğitimi yurt dışında yapan öğrenciler sigorta hakkından yararlanamazlar. Yani yurt dışında da arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Siz isterseniz işletmede mesleki eğitimle ilgili yapma imkanınız da doğuyor. Ücret, öğrencilere işletmede mesleki eğitim süresince üniversite tarafından herhangi bir ücret ödemesi yapılmaz. İşletmede mesleki eğitim süresince işletmenin öğrenciye ücret ödeyip ödenmemesi veya ödenecek ücretlerin miktarı taraflar arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Üniversiteye bağlı birimlerde işletmede mesleki eğitim yapan öğrencilere herhangi bir ücret ödemesi yapılmaz. Şimdi arkadaşlar, siz eğer İşkur üzerinden zaten işbaşı eğitim kapsamında işletmede mesleki eğitime gittiğinizde arkadaşlar, yani firma size yani tabii ki nedir? Tabii ki çalıştığı personele göre değişiyor. %30'da, %30, %35 veya tabii ki şimdi yeni bir yönetmelik çıktı. Gerçi o meslek liseleri için. Fakat yine üniversite öğrencileri için mesela asgari ücretin %30'unun altında arkadaşlar ücret ödenmiyor. Şimdi bu %30'luk ücretin arkadaşlar 2/3'ünü size İşkur ödüyor. Cep harçlığı şeklinde arkadaşlar size bu ücretin 2/3'ünü İşkur ödüyor. Geri kalan 1/3'lik kısmını da arkadaşlar işletmede mesleki eğitim yaptığınız firma ödüyor. Yani ücretli de arkadaşlar, yani işletmede mesleki eğitim kapsamında bir firmada arkadaşlar bu dersi aldığınızda firma içinde büyük bir katkısı oluyor. Çünkü ücretin de 2/3'ünü arkadaşlar İşkur ödüyor. Yani firma büyük bir yükümlülükten kurtuluyor. Aynı zamanda da ne yapıyor? Sigortayı da ödemiyor. Sigortayı da İşkur ödüyor bakın. Yani firma için bulunmaz bir nimet arkadaşlar. Yine bununla ilgili buraya geldik mesela arkadaşlar. Bununla ilgili bir belgemiz vardı. Acaba yükledim mi? Onunla ilgili arkadaşlar belge, size mesleki eğitimle ilgili bir belge şuraya aktarayım. Şimdi arkadaşlar bu da 7'sinde yürürlüğe girdi. Evet, mesleki eğitim kanunumuz var arkadaşlar. Evet, yüklemesini bekleyelim. Evet. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili de YÖK'te geçen gün bir yazı göstermişlerdi. Yeni bir yazımız arkadaşlar. 05.01.2022 tarihli. Ek 2'mizde arkadaşlar mesela bununla ilgili buradan açayım isterseniz. Şimdi arkadaşlar ek 2'de şu şekilde mesela bir ücretlendirme var. Onu daha yöneteyim şuradan. Herhalde buraya aktaramadık. Attık aslında. Buradan bir daha atayım. İle ilgili maddemiz var. Bununla ilgili arkadaşlar ücretlendirme ile ilgili şu an yükleniyor. Neyse şuradan okuyayım arkadaşlar isterseniz. Evet. Şimdi arkadaşlar geçen kısmımız var. Yine bunu sizlere de paylaşabiliriz. Şimdi baktığımızda arkadaşlar yine bununla ilgili ücretlendirmede bilgiler veriyor.
3308 sayılı kanunun geçici 12. maddesi uyarınca arkadaşlar, aday çırak ve çıraklar ile anılan kanunun 18. maddesine göre işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere aynı kanunun 25. maddesinin 1. fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının %30'undan kalfalık yeterliliği kazanan mesleki eğitim merkezi 12. sınıf öğrencilerine yapılacak ödemeler ise asgari ücretin %50'sinden az olamaz. Yani size verilecek ücret arkadaşlar asgari ücretin %30'undan az olamaz. Yine arkadaşlar 3308 sayılı kanunun geçici 12. maddesi uyarınca mesleki eğitim merkezi programı dışındaki okul ve yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere ödenebilecek en az ücretin 20'den az personel çalıştıran işletmeler için 3'te 2'si, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için 3'te 1'i mesleki eğitim merkezi programına devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin ise tamamı 25.8.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigorta Kanunu'nun 53. maddesinin 3. fıkrasının B bendinin H alt bendi kapsamında devlet katkısı olarak arkadaşlar ödeniyor. Baktığımızda arkadaşlar yine öğrencilerime en az ücretin arkadaşlar 20'den az personel çalıştıran işletmeler için 3'te 2'si, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için de 3'te 1'i şeklinde öğrencilerimize arkadaşlar ücretler ödeniyor. Bununla ilgili de bilgiyi vermiş olayım arkadaşlar. Bu da arkadaşlar yine yeni çıkan 7'sindeydi 7 Ocak tarihli arkadaşlar güncel. Bununla ilgili yayınlanan usul ve esaslarla ilgili arkadaşlar. Hatta başlığı okuyacak olursam 3308 sayılı mesleki eğitim kanununa göre aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ödenecek ücretlere yönelik devlet katkısı uygulaması hakkındaki arkadaşlar usul ve esaslarla ilgili arkadaşlar bu şekilde bir yönergemiz mevcut. Burada dediğim gibi arkadaşlar yeni çıktı. Size de büyük avantaj sağlıyor. Yine arkadaşlar yani Cumhurbaşkanlığı arkadaşlar size büyük, tabii ki baktığımızda büyük destekler veriyor. Mesela 3 kişi çalışan bir yerde sigortalı, tabii ki en az 2 veya 3 sigortalı olması gerekiyor. Mesela sizi işbaşı eğitim kapsamında arkadaşlar istihdam ettiğinde her bir öğrenciyi, mesela 5 tane öğrenci aldı 500 bin TL. Yani her bir öğrenciye 100 bin TL hibe ediyor. Tabii ki bu bayan öğrenciye istihdamı konusunda da 110 bin, 120 bin TL devlet hibe ediyor. Ve bununla ilgili arkadaşlar 2 yıl sonra, yani ne yapıyor? Bu parayı hibe olarak veriyor ve 2 yıl sonra ödemesini alıyor. Yani bu da firmalar için arkadaşlar büyük, çok büyük bir avantaj. Bunun da bilgisini vereyim arkadaşlar. Yine küçük veya mikro ölçekli firmalarda arkadaşlar işletmede mesleki eğitim kapsamında, sizi işbaşı eğitim kapsamında aldıklarında arkadaşlar yani büyük bir, tabii ki yani Mevla'ya kavuşuyorlar. Yani 5 tane öğrenciyi istihdam ettiklerinde 500 bin TL hesaplarına yatıyorlar. Tabii ki onu da ne yapabilirler? Firmayı geliştirmek üzerinde kullanabilirler. Faizsiz olarak arkadaşlar bu şekilde büyük bir arkadaşlar katkı sağlıyor. Yani işbaşı eğitim arkadaşlar devlet çok büyük destek veriyor. İlerleyen zamanlarda YÖK, tabii ki YÖK olsun, devlet olsun, bu konuda arkadaşlar çok büyük destek veriyor ve ilerleyen zamanlarda tabii ki bu desteklerin de artacağına inanıyorum. Çünkü yani geçen yıl tabii ki işbaşı eğitim artık YÖK gündemine geldi. Hatta YÖK tarafından bu yıl pilot bölümlerimiz var. Pilot bölümlerimiz de yani en azından YÖK'ün yayınladığı uygulamalı eğitime geçecek programlar özelinde arkadaşlar pilot bölümlerimiz var. Yine bunlar ilk acil yardım, anestezi, tıbbi görüntüleme teknikleri, makina, bilgisayar ve tabu kadastro gibi arkadaşlar bölümlerimiz bu yıl pilot olarak işletmede mesleki eğitim dersini alacaklar.
Ve gelecek yılda arkadaşlar, tabii artık gelecek yıl demeyelim, bu yılda arkadaşlar ne yapacağız? Artık 3. veya 4. dönemde de sizler işletmede mesleki eğitim dersine inşallah geçeceksiniz. Yani bununla ilgili arkadaşlar gerçekten çok büyük destekler var. Bu destekleri yani lehimize çevirmemiz gerekiyor. Yurt dışı işletmelerde işletmede mesleki eğitim, öğrenciler meslek yüksek okullarında uygulamalı eğitimler uygulama yönergesi çerçevesinde işletmede mesleki eğitimlerini yurt dışında yapabilirler. Öğrenci tarafından uygulamalı eğitimler komisyonuna sunulan belgeler uygun bulunması halinde işletmede mesleki eğitimlerine izin verilir. Yine geçici maddemiz arkadaşlar, uygulamalı eğitim sisteminin uygulanacağı programlara bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle her yıl Yozgat Bodrum Üniversitesi Senatosu ve MEYOK'un teklifiyle YÖK tarafından yayınlanan uygulamalı eğitime geçebilecek programlar listesi doğrultusunda karar verilir. Bu süre gerekli bölümünde MEYOK'un teklifiyle Üniversite Senatosu tarafından uzatılabiliyor. Yine arkadaşlar 2021-22 eğitim öğretim yılından önceki dönemlerde kaydı bulunan öğrencilerde staj ve işletmede mesleki eğitim derslerinden arkadaşlar muaf olabilirler. Bir akademik yıl boyunca yine muafiyeti arkadaşlar söyleyelim. Çünkü muaf olabilecek öğrencilerimiz olabilir. Bunun da bilgisini verelim arkadaşlar. Yani alanınızla ilgili en az bir yıl çalışmışsanız staj veya işletmede mesleki eğitimden muaf olabilirsiniz. Tabii ki bu da sizin kendi tercihiniz arkadaşlar. Ben işletmede mesleki eğitim yapmak istiyorum da diyebilirsiniz. Çünkü büyük imkanları var arkadaşlar. Sizin çünkü mezun konumdasınız ve sizin için arkadaşlar işletmede mesleki eğitimin ve işbaşı eğitiminin büyük bir önemi var. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, bununla ilgili işletmede mesleki eğitim olsun, staj dersiyle ilgili arkadaşlar bilgilendirme toplantımı sonlandırdım. Hepiniz dinlediğiniz için ve katılım sağladığınız için teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, sorularınız varsa alabiliriz. Savaş Hocam, Selahattin Hocam, yine arkadaşlar buradaki toplantımız Yobu TV'den de yayınlanıyor. Yine oradan da mesajlar geldiğinde arkadaşlar, arkadaşlarımız görüp onlarla ilgili sorularını sorabilirler. Mustafa, öncelikle teşekkür ediyorum. Rica ederim, sağ ol hocam, buyurun. Yobu TV'lerden izleyici arkadaşımızdan sorular, ben bunu yönetmek istiyorum. Evet hocam. Şimdi deneyim yayınlı bir arkadaşımız. Hocam sesiniz çok kesintili geliyor. Açılmıyorum. Veya Selahattin hocam siz yardımcı olabilirsiniz. Savaş hocam düzeltene kadar. Nida hocam soru soruyor. Hocam o MEYOK Müdürler Kurulu tarafından gündeme gelebilir. Yani müdürlüğünüz MEYOK'ta gündeme getirilip yani gündemde tartışılabilir hocam. Eğer MEYOK Müdürler Kurulu tabii ki uygun görmesi gerekiyor. Eğer uygun görebilirse yani değerlendirilebilir. Yine dediğim gibi Nida hocam yani müdürlüğünüzle paylaşarak MEYOK Müdürler Kurulu'nda gündeme getirebilir sayın hocam. Hocam. Evet Selahattin hocam. Bu TV üzerinde sorular var. Kısaca özetlemek gerekirse onların üzerinde cevaplayıp daha sonra devam edelim. Ağırlıklı şeyi soruyorlar. Stajı ne zaman yapabiliriz? Birinci sınıf öğrencileri bunu soruyor. Bunun evet. Yanı sıra bulunduğu bölgelerde yapılabilir mi diye soruyorlar. Ve nerelerde yapabileceklerini sormuşlar hocam. Evet. Bir arkadaşımız da Samet Sertse SGK girişi olmadığını fakat bir seneye geçkin bir çalışması olduğunu, bunun sayılıp sayılamayacağı ile ilgili bir soruları var. Siz evet, parça parça gibi isterseniz hocam. Şimdi hocam, size vermeden önce hocam
Sadece bir ek katkıda bulunmak adına söylüyorum. Özellikle bu staj noktasında biz hep şey diyoruz, hani stajı ötelemeyin. Çünkü yakın zamanda biliyorsunuz bir pandemi yaşadık. Ve işte bu çeşitli varyantlarla karşımıza çıkıyor. O yüzden ikinci dönemin sonunda, yani birinci sınıfın sonunda bu staj yapacakları yerlerin belirlenmiş olması, danışman onaylarının alınmış olması vesaire bizim için son derece önemli hocam. Hani böyle bir katkıda da bulunmak istedim. Diğer sorulara da siz yanıt verirseniz sevinirim. Teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam. Şimdi arkadaşlar, stajlarımızı yaz döneminde stajlarımızı yapıyoruz. Nedir bu? İkinci dönemin sonunda. Sizin için arkadaşlar ikinci dönemin sonu neden çok önemli? Şimdi arkadaşlar, siz ikinci dönemin sonunda stajınızı yapmazsanız stajınız nereye aksıyor? Dördüncü dönemin sonuna. Siz belki bir işe başvuru olacaksınız. Yani mezuniyet belgesi vermeniz gerekiyor. Mezun değilsiniz. Stajınız yapmadı görünüyor. Bazen öğrenciler geliyor. İşte hocam, yani hemen stajım değerlendirilsin, mezun olacağım. Arkadaşlar, böyle bir şey olmuyor. Bakın, bizde önemli tarihler, dediğim gibi MEOK'da arkadaşlar, tabii ki müdürler kurulundan yine uygulama rehberimiz çıkacak senatodan. Yine onun içerisinde de staj yapacağınız tarihler belirlenecek. O tarihler dışında yaparsanız, özellikle birinci sınıf öğrencilerin yaz döneminde yapması büyük önem taşıyor. Yapmazsanız arkadaşlar, dediğim gibi mezun pozisyonundasınız, stajınız yapılmadı, tekrar staj yapmak, stajınızı yapıyorsunuz, staj yaptıktan sonra uygulamalı eğitimler komisyonunuz bir araya geliyor. Tabii ki siz sunum yapıyorsunuz, onlar sizin sunumunuzu dinliyor, not veriyor. Daha sonra arkadaşlar ne yapıyor? Bilim yönetim kuruluna, tabii ki staj komisyonu onaylandıktan sonra, uygulamalı eğitimler komisyonu onayladıktan sonra bilim yönetim kurulu kararı alarak mezun oluyorsunuz. Yani sürecimiz aksıyor arkadaşlar. Bu nedenle yani ikinci dönemin sonunda stajlarımızı yaparsanız sizin için de büyük avantajı olur. Yani yine tercih sizin, fakat biz önemli, yani ikinci dönemin sonundaki yaz döneminde staj yapmalarınızı istiyoruz. Stajlarınız arkadaşlar, ister tabii ki memleketlerinizde stajınızı yapabilirsiniz. İsterseniz Yozgat içerisinde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Memleketinizde de yapabilirsiniz. Aynı durum işletmede mesleki eğitim için de geçer. Yani ister memleketinizde, isterseniz Yozgat'ta arkadaşlar, stajınızı ve işletmede mesleki eğitim dersini alabilirsiniz. O sizin tercihiniz. Yani yine arkadaşlar, diğer sorumuz vardı. Yine bu tarihleri biz belirtiyoruz. O tarihler dışında sarkma olmaması önemli, rica edilir. Yani onunla ilgili tabii ki burada kalıyorsanız yurtla ilgili protokoller yapılabilir Büşra Hanım. Hocam, bir başka soruda da... Hocam, YouTube TV üzerinden gelen bir başka soruda da stajın özellikle hani, okulun belirleyeceği ile ilgili bir takım sorular var. Yok. Onu da netleştirelim isterseniz, orada da bir kafa karışıklığı arkadaşlar, var. Arkadaşlar, şöyle bir durum var. Stajı siz kendiniz buluyorsunuz. Staj yerleri öğrencinin sorumluluğu altındadır. Ama işletmede mesleki eğitim yapılacaksa, Yozgat içerisindeki firmalarda, işletmede veya kurum kuruluş larda işletmede mesleki eğitim yapacaksanız, o bölüm sorumluluğunda, birim sorumluluğunda olan bir durum. Yani siz bununla ilgili tabii ki Yozgat'ta yapacaksanız, ama memleketinizde yapacaksanız arkadaşlar, o sizin sorumluluğunuz altına giriyor. Ama hiçbir türlü bölümlerimiz staj yerleriyle ilgili arkadaşlar bir çalışma yapmadı. Yani staj yerlerini öğrencilerimizin bulması istemiyor. Tabii ki hocalarımız tabii ki varsa hocalarımız da yönlendirme yapabilir arkadaşlar. Hocam, bir soru daha vardı. SGK girişimiz ile ilgili bir seneye geçtiğin çalışılmış ama SGK girişimiz yok diyor. Sanırım bununla ilgili yapabilecek çok bir şey yok hocam. Yok arkadaşlar, SGK girişiniz olacak ve meslek kodunuz ilgili alan olacak. Mesela makinaysa makinayı kapsayan alanlar olacak.
Tabii ki şimdi bizim tabii ki birimlerden arkadaşlar staj ve işletmede mesleki eğitimle ilgili nedir mesela? Bununla ilgili ana kriterlerimiz var. İşte hangi firmalarda staj ve işletmede mesleki eğitim yapabilirsiniz? Bununla ilgili bölümlerimiz çalışıyor. Bunlar tabii ki bunlar dışındaki yerlerde de staj veya işletmede mesleki eğitim yapabilir misiniz? Bununla ilgili de arkadaşlar bölüm kurulu kararının uygun görmesi takdirinde arkadaşlar o yerlerde yapabilirsiniz. Aksi takdirde nedir? İşletmede mesleki eğitim veya staj o yerlerde yapamazsınız. Bununla ilgili arkadaşlar ana kriterler başlığı altında işte nedir? İşletmede mesleki eğitim veya staj dersini nerelerde yapacaksınız? Alanınızla ilgili mesela ben makinacıyım. Makinayla ilgili nerelerde yapmanız gerekiyor? Ben onunla ilgili detaylı olarak bilgiyi oluşturdum. Tabii ki diğer birimlerimiz de oluşturuyor şu an. Bununla ilgili arkadaşlar zaten size bilgilendirme yapılacak. Tabii ki web sitelerinde bununla ilgili paylaşımlar olacak. Ama sigorta girişiniz muhakkak olması gerekiyor. Olmazsa olmaz arkadaşlar. Mustafa Hocam merhabalar. Merhaba, buyurun. Hocam, İşkur kapsamında, İşbaşı Eğitim Programı kapsamında başvurmak zorunlu mudur? Öncelikli olarak bunu sormak istiyorum. Bir de öğrencilerimizi yönlendirdiğimizde işletmelerden geri dönüşler oldu. Bu geri dönüşlerde şöyle, İşkur'la yaptıkları görüşme neticesinde 3 ay İşkur kapsamında çalıştırabileceklerini ama İşkur'un da daha sonrasında 6 ay zorunlu olarak çalıştırması, yani işletmenin sigorta ve maaşını ödeyerek çalışması gerektiğini söylediler. Bununla ilgili bilgi almak istiyorum. Evet. Hocam şimdi İşkur'un farklı nedir mesela şeyleri var, programları var. Tabii ki bazen 3 ay, 6 aylık sürelerde de olabiliyor. Tabii ki mesela 6 ay çalıştırıyor, asgari ücretin veya %50'si oranında başlayabiliyor. Bu şekilde de İşkur'un programları var arkadaşlar. İşkur Üniversite temsilcimizle görüştüğümüzde bu durumları söyledi. Tabii ki firmamız arkadaşlar işbaşı eğitim. Zaten şimdi firmalarda mesela işletmede mesleki eğitim yapacaksanız zaten firmalarda büyük bir şekilde yazıyor. İşkur üzerinden bu firmada işbaşı eğitim programı düzenlenmektedir diyor. Oralarda yapabilirsiniz. Veya siz arkadaşlar tabii ki firma işbaşı eğitim programı yazmıyor orada ama onları da İşkur üzerinden işbaşı eğitim kapsamına da girebilir arkadaşlar. Yani o kabul ettikten sonra protokolünüz yapılır. Yani siz nerede işletmede mesleki eğitim yaparsanız yapın arkadaşlar. Her firmanın bir meslek danışmanı var. Bu meslek danışmanları aracılığıyla irtibata geçerek sizin o işlerinizi hızlandırıyoruz. Burada bize İşkur arkadaşlar büyük destek veriyor. Şimdi Adem Hocam yine İşkur'la ilgili zaten şimdi tabii ki bu birinci sınıf detayı aslında tabii ki buraya bir İşkur'u da aslında arkaya ekleyecektik. Fakat birinci sınıf öğrencilerimiz yoğunlukta olması sebebiyle İşkur'u bir sonraki yıla bıraktık. Bir sonraki yılda da İşkur'la ilgili arkadaşlar bilgilendirmeler yapacağız. Ya yani şu an biz işletmede mesleki eğitim ve stajla ilgili arkadaşlar önemli hususlar hakkında sizi bilgilendiriyoruz. Tabii ki İşkur büyük destekler veriyor. 3 aylık, 6 aylık ve daha sonra şimdi şöyle arkadaşlar İşkur'un tabii ki firma işbaşı eğitim kapsamında aldığında tabii ki bir aşamaları var. Tabii ki farklı programlar olduğu için hangi aşamada aldığı da önemli. Tabii onun dahilinde tabii ki aldığında tabii ki vergi muafiyeti vesaireden de veya sizin sigorta primleriniz, işte maaşlarınız büyük bir kısmı zaten İşkur üzerinden ödeniyor. Yine zaten sizi 6 ay veya 3 aylık bir sürede arkadaşlar yani deneme veya o program kapsamında alıp daha sonra işbaşı eğitim kapsamında arkadaşlar 1 yılda çalıştırabiliyor. Yani farklı programları var Adem Hocam. Mustafa Hocam. Bununla ilgili İşkur temsilcisi dediğim gibi ilerleyen zamanlarda artık büyük ihtimalle dönem ortasına doğru bir toplantı daha yaptığımızda orada netlik kazanır hocam. Mustafa Hocam, öğretim görevlisi Alperen. Adem Hocam'la beraber dinliyoruz toplantıyı da. Buyurun hocam. Sormak istediğim soru aslında şu. Bize işletmeden geri dönüş şu şekilde. Ben seni işbaşı eğitim kapsamında 3 ay alırsam 6 ayda seni maaşlı çalıştırmak zorundayım ve maaşını ben vermek zorundayım diye İşkur'dan bilgi gelmiş. Evet. Biz sizle konuştuğumuz zaman aslında 1 yıl ücretini İşkur karşılayacaktı.
Evet, işe aldığında sigorta ve maaşı İşkur ödüyor. Mustafa Hocam. Öyle değil mi hocam? Hocam? Evet hocam. Hocam belki burada şöyle bir şey yapabiliriz. Biliyorsunuz İşkur temsilcisi bizim üniversitemizde bir yeri var. Belki bunu öğrenciler üzerinden değil de hocalarımızı bir takım yönlendirmeler yapabiliriz. Çünkü söylediğiniz gibi İşkur'un bu kapsamda çok fazla teşvik paketleri var. Ve işletmeler belki bu yeni teşvikten haberdar olmayabilirler. Bu noktada hani sağlıklı bilgiyi almaları, İşkur'un açmış olduğu pozisyonla ilgili sağlıklı bilgiyi hocalarımızın elde etmesi adına İşkur temsilcisine bir yönlendirme yapılabilir. Tabii evet, görüşebilir. Mediko binasının orada arkadaşlar. Gerekirse numarasını da veririm. Görüşebilirsiniz. Mustafa Hocam, aslında biz o söylediğiniz kişiyle görüştük. Evet. Yani bu, ondan gelen bilgi bu yönde. Hocam 3 ay çalıştırırsa işbaşı eğitim kapsamında 6 ayda zorunlu olarak çalışılması lazım. Amacımız evet. Şu diyor. Çalışma sayısını arttırmak. Hani bunu tam dile getiremiyorum. Biz ona 3 ay istihdam arttırmak. Biz ona 3 ay bu hakkı veriyorsak onlar da 6 ay cebinden öğrenciyi veya işte mezunu çalıştırsın diye söylediler bize. Şimdi hocam şöyle bir durum var. Mesela devlet ilk işe giriş. Mesela biz bunu SGK yani İşkur yani Ankara Genel Müdür Yardımcısından birebir dinledik. Toplantılar yaptık. Zaten iş protokolümüz de oradan geliyor. Yani öğrencilerimiz arkadaşlar tabii ki farklı farklı kademelerde destekleri var. Fakat İlk işe girişleri olduğu için zaten devletimizin bu yönde bir şeyi var. Zaten ilk işe girdiğinde maaşı ve sigortası devletten, değil mi? Bu şekilde zaten Cumhurbaşkanlığımız da zaten bu şekilde açıklamalar yapmıştı. Yine bununla ilgili tabii ki İşkur üzerinde arkadaşlar yine görüşebiliriz. Zaten şu an mesela pilot olarak başladık. Göreceğiz. Ama şöyle baktığımızda tabii ki bazı alanlar özelinde biz sanayiyle vesaire gezdiğimizde, dolaştığımızda ya olumlu sinyaller aldık bu konuyla ilgili. Yani tabii ki bu konu üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bence daha ileriye doğru gidiyor. Yani şu anki durum çünkü git giderek güzelleşiyor arkadaşlar. Belki bir 3 ay sonra bir ek kararname daha çıkabilir. Bilemiyoruz. İşkur'un sürekli destekleri de değişiyor. Yani bununla ilgili hocam, yine toplantılarda arkadaşlar yani yine dediğim gibi ileriye dönük toplantılar yapılacak. İşkur'u da bünyemize katarak birinci sınıf öğrencileri olduğu için burada ne yapıyoruz? İşletmede mesleki eğitim ve stajla ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz. Evet hocam, bilgilendirmeler için teşekkür ederiz ama bize de ikinci sınıf öğrencilerinden şu anda cevaplar geliyor, yani sorular geliyor. Hocam onu ikinci sınıflarla ilgili özelimizde görüşelim. Zaten ekstradan bir daha toplantı yapacağız ikinci sınıflarla ilgili. Yani süremiz kısıtlanıyor hocam. Bir ay gibi bir süre kaldı, öğrencilere gidecekler. Hani gidecekler evet. Zaman başlamaları lazım. Hani bir karmaşası var. Yani onunla ilgili yine İşkur Genel Müdürlük'le bir daha görüşürüz hocam. Yani onunla ilgili bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Şu an zaten Sakarya Üniversitesi çok iyi bir şekilde uyguluyor. İşkur üzerinden yine biz de İşkur üzerinden arkadaşlar bu süreci götüreceğiz. Yani İşkur tabii ki bazı bölümlerle ilgili yani soru işareti olabilir mi? Zaten onu da uygulamaya geçtiğimizde göreceğiz. Hocam İşkur'u aradan çıkarttığımızı düşünelim. Çıkartabilirsiniz hocam. Kendisi gidip bir yer buldu. Tamam. Ama işletme sahibi şunu söylüyor. Ben senin için belirtilen ücret ne kadar? %30 mesela. Asgari ücret %30. Vermeyeceğim bunu diyor. Ücretsiz olarak çalışırsan gel bana diyor. Evet. Hani bu durumda ne yapabiliriz? Hocam. Ama şimdi, sigortasını biz yapacağız. Yani sigortası. Ya sigortayı zaten onun üniversite yapacak. Ücreti? Ücreti zaten eğer İşkur üzerinde destek yoksa ne yapacak? Firma ödeyecek. O zaten onunla ilgili biraz önce paylaşmıştım ya hocam sayılarla ilgili. Mesela hocam orada demiş, biraz da öğrenciyle işletme arasında galiba. O üniversite evet yani oradaki çok şeye yani girmiyoruz. Ama dediğim gibi verilecek ücretin İşkur üzerindeyse 3'te 2'si İşkur'un, öğrenciye verilecek ücretin 3'te 2'si İşkur, 3'te 1'i de firma üzerinden ödenecek. Mesela burada ne diyor mesela? 3308 sayılı kanunun geçici 12. maddesi uyarınca mesleki eğitim
merkezi programı dışındaki okul ve yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere ödenebilecek en az ücretin 20'den az personel çalıştırılan işletmeler için 3'te 2'si, 20 ve üzerinde personel çalıştırılan işletmeler için 3'te 1'i, mesleki eğitim merkezi programı devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin ise tamamı diyor. 25.8.1999 tarihli ve 4447 sayılı işsizlik sigortası kapsamının 53. maddesinin 3. fıkrasının B bendinin H alt bendi kapsamında devlet katkısı olarak ödeniyor diyor arkadaş. Yani tabii ki İşkur üzerinden gitmeyecekse yani kendisi yani ücret ödeyecek. Tabii ki o ücrette yani üniversite çok muhalif olmuyor. Öğrenci ve işveren. Burada işveren ve öğrenci arasındaki sözleşmeye bağlı kalıyor. Yani bununla ilgili arkadaşlar bu şekilde. Dediğim gibi şu an uygulamalı eğitime yeni geçiyoruz. Pilot çalışmalarımız var. Pilotlar yani pilot olarak başladığımız bölümlerde yani yaşadıkça çoğu şeyi göreceğiz. Gerekirse tabii ki bununla ilgili önerilerde, görüş ve önerilerde YÖK'e sunabiliriz arkadaşlar. Şu an YÖK'ün de çok büyük derecede teşvik ettiği bir durum arkadaşlar. İşletmede mesleki eğitim çok büyük arkadaşlar destekleri veriyor. Bunun da bilgisini paylaşayım. Hocam yine Yobut TV üzerinden bir soru var. Deniz Şahin soruyor. Stajımı bu dönem değil de ikinci sınıfın sonunda yaparsam uzatmış olur muyum diyor. Tabii ki yani dönemini yani mezuniyetin mesela stajını ikinci yarı yılın yaz döneminde yaptınız arkadaşlar. Ne yaparsınız mesela Haziran'sa hemen Haziran'ın sonunda mesela mezun olabilirsiniz. Belki orada Ağustos'a sarkacak. Belki mezuniyetiniz Eylül'e sarkabilir. Ya bu da sizin için risk bence. Onun için arkadaşlar stajlarımızı ne kadar erken yaparsak o kadar bizim için arkadaşlar önemli bir durum. Evet. Başka var mı hocam? Şimdi kağıdın hocam bu arada Adem hocamız bir şey yazmış ama zaten yakın zamanda yapılan ve ikinci sınıfların katıldığı hocalara da gönderilen bir toplantı yapıldı. Orada İşkur temsilcimiz de vardı diye hatırlıyorum ben. Orada zaten İşkur temsilcimiz arkadaşlar orada bilgiler verdi. Destekle ilgili bilgiler verdi. Hatta ikinci sınıflar özelinde pilot uygulamaya geçecek programlarla ilgili zaten bilgilendirme toplantısı yaptık ve orada da İşkur'u adapte ederek onun da sunum yapmasını istedik ve o şekilde de sunumlar yaptı. Yine gerek görülürse Yücel Hoca ile paylaşırız Adem Hocam. Yani öyle bir toplantı düzenlenebilir. Kazımcan Yeşilyurt sormuş herhalde. Savaş Hocam özetleyebilirsin. Gerçi sizin mikrofon bozuktu hocam. Hocam ikinci sınıf anestezi öğrencisiyim. İkinci dönem haftada 3 gün stajım olacak. Biz memleketimizde yapmak istiyoruz ama il sağlık müdürlüğüne gittim. Hocalarınız yanınızda olması gerekiyor diyor. Yapabilirsiniz gibi bir rektörü olursa belki kabul edilebilirmiş. Ne yapalım hocam? Böyle bir yazıyı nereden bulabiliriz? Yani birim müdürlüklerinden ulaşabilirsiniz. Zaten bölümlerinize Kazımcan Yeşilyurt eğer yani bölüm başkanlığınıza bilgi verirseniz o sizi zaten yönlendirir. Yani ben geçen de herhalde böyle bir soru gelmişti. Ben görüştüm. Herhangi bir sıkıntı yok dedi bu konuyla ilgili. Kazımcan sağlık programıydı herhalde. Evet anestezi programında onu hatta Alperen Tümüçin hocayla görüştük. Yani bir sıkıntı yok demişti. Yine yani müdürlüklerimizle veya bölüm başkanlıklarımızla irtibata geçerseniz o sizi yönlendirir. Kazımcan Yeşilyurt. Evet başka var mı arkadaşlar? Hocam Yobu TV üzerinden gelen sorular var. Rukiye Şahan sormuş. Özel harita mühendisin yanında iş eğitimini tamamlayacağım. İşkur kapsamında değil. Sigortamı firma mı karşılayacak, okul mu diye sormuş. Okul karşılayacak. Üniversite sigorta yapacak. Bir diğeri İrem isimli bir öğrencimiz sormuş. Yaz stajında sigorta ya da bir ücret oluyor mu hocam? Yani yaz stajında şu an bir ücret yok. Fakat yani firma yine
bu stajlarla ilgili İşkur'un düzenlediği stajlar oluyor. Mesela onlar kapsamında olursa ücret oluyor. Fakat stajlarımızda genelde ücret olmuyor. Tabii ki firma ve öğrenci arasındaki artık durum değerlendiriliyor. Başka var mı hocam? Yobu TV üzerinden sorular bunlar hocam. Arada tekrar kontrol ediyorum. Şu an için yok. Evet. Yani durum bu şekilde arkadaşlar. Yine yani sen sorularınıza cevap verebiliriz. Yine bize mail yoluyla da ulaşabilirsiniz. Yine hocalarınız da tabii ki bölüm başkanlığıyla arkadaşlar kafanızda bir sıkıntı yani bir problem vesaire olursa veya bununla ilgili bir soru işareti bölüm başkanlıklarıyla iletişime geçebilirsiniz. Onlar da sizi zaten yönlendirir. Bununla ilgili arkadaşlar bizim anlatacaklarımız bu şekilde. Tabii ki öncelikli olarak Savaş Yel Bey hocamıza, Selahattin Sezer, Alperen Tümüşçin Sezer hocamıza, Sönmez hocamıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz arkadaşlar. Hepiniz sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. İyi günler. İyi günler hocam.